Dünya borsalarındaki satışlar sertleşiyor. Delta varyantı kaynaklı yavaşlama endişeleriyle başlayan satışlar, Çin'in şirketlere giderek artan müdahalesiyle derinleşiyor. Risk iştahında genele yaygın bir bozulma halen söz konusu değil. Amerikan doları, altın, 10 yıllık Amerikan tahvili gibi emin liman yatırım araçlarına yönelme görmüyoruz. Ancak yaşanan gelişmeler sonbaharda %5'in üzerinde bir geri çekilme ihtimalini artırıyor. Havacılık, otomotiv, banka, gayrimenkul ve sağlık satış dalgasında en çok düşenler arasında yer alıyor. Risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları satış dalgasında başı çekiyor. MSCI Türkiye yaz aylarındaki kazancının üçte birini geçen hafta geri verdi. Merkez Bankası'nın Eylül ayında erken faiz indirimine gideceği endişesi satışların arkasındaki temel gerekçe. Otomotiv dünkü satış dalgasında pozitif ayrışan tek sektördü. Havayolu hisseleri en çok düşenler arasında. Amerikan vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için 1430 destek, 1455 direnç seviyesi. Borsanın yeniden yükseliş trendine girmesi için 1470 seviyesine geçmesi gerekiyor. Satışın devam etmesi durumunda bankalar sanayi hisselerine göre daha zayıf olmaya devam eder. Teknik olarak Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv, Medikal Park, Logo ve Türkiye Sigorta hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.